Hoş geldiniz Ev İşlerim YouTube kanalım arkadaşlar. Sizlere bugün çok harika bir model hazırladım. Modelim bu şekilde bir sıralı Meki goyası. Çok harika. Yapımı da oldukça güzel. Kafa karıştırmıyor arkadaşlar. Çok sade bir yapımı var. Evet, bu şekilde bir modelimiz. Bu modelimizin arasında birer tane pıtırcık yapmak isterseniz, şu arada seyrek isterseniz de bu şekilde de yapabilirsiniz. Burada pıtırcık yapma tekniğimizi kullanırsınız. Ben bu şekilde hepsinde olsun istedim. Bu şekilde bir model olsun istedim. Hemen yapımına başlıyorum arkadaşlar. Burada alt ipi gidiyor bunun içinde. Alt ipimi parmağıma sarıyorum hemen. Alt ipimi parmağıma sarıyorum. Normal oyayı başlıyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Buradan mekik zinciri çekimine başlıyorum ben hemen. Zaman kaybetmeden. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olaraktan benim videolarıma daha kolay ulaşabilirler. Videolarımı beğenen arkadaşlarım da beğenir, paylaşırlarsa çok memnun olurum. Evet, modelimizin yapımına devam ediyoruz. Buraya 20 tane bu şekilde mekik zinciri çekeceğim arkadaşlar. Normalde mekik zincirini bilen arkadaşlar için yapıyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa öğrenme videolarım var. Oynatma listesine girerseniz kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arayı 20 tane yapın. 1, 2, 3, 4. Evet. Burayı 20 yapıyoruz. Benim 20'yi geçmiş ama siz 20 yapın. Konuşuyorken. Meki goyasında sayı çok önemlidir. Buraya da 20 tane yapacağız arkadaşlar. Evet. Meki goyasında sayı çok önemlidir. Dediğim gibi burayı da 20 tane yaptım. Şimdi bu parmağımdaki ipi bu şekilde getiriyorum. Mekikli ip de kullanabilirsiniz. Ucunda mekik olan ipi de kullanabilirsiniz parmağınızda. Bazen ipimiz, mekikli ipimiz açılabiliyor. Onu da bu şekilde düzeltebilirsiniz. Evet arkadaşlar, burada bu pozisyonu aldım. Bunu daha önce de göstermiştim. Dolgulu mekik nasıl yapılıyor? Bunu yapacağız arkadaşlar buraya. Dolgulu mekik. Evet. Alt ipimi buraya getirdim. Birleştirdim. Hemen bu şekilde ben tutturarak başlıyorum. 2 tane ters ön yaptım. Ve şimdi buraya parmaklarımı üçünü de yerleştiriyorum. Hemen buradan başlıyorum dolgulu mekiğimi yapmaya. Evet, buradan gösterdiğim gibi üstünden giriyorum. Altından. Buraya da alttan. Üstten. Evet, mekin üstünden girdim. Buraya altından girdim. Buraya altından. Evet. Üstünden. Bu şekilde buraya 9-10 tane yapacağız arkadaşlar. Yavaş yapmaya çalışıyorum. Hızlı yapınca görünmüyor. Evet. Kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Evet. Bu 9. Evet. Bu 10 oldu. Bu taraf 9 ama olsun artık. Mekiğim işleyen tarafta kalmayacak. İşlemeyen tarafta kalacak. Bu tarafı işliyor arkadaşlar. Bu tarafı da sıkarak parmağımı hemen arasına alıyorum.
Ve burada kirpik yapacağım. Mekiğimi de üstüne çıkarttım arkadaşlar. 1 4 tane mekik ilmeği ya da zincir ve buraya kirpik yapıyorum hemen. Altı tane burada kirpik olacak. Beş. Evet, buraya da dört tane mekik zinciri yaptım. Boyamızı bu şekilde asılalım. Daha sonra buradan ipimi asılıyorum. Burayı elinizin altında tutmanız gerekiyor arkadaşlar, yamulmaması için. Evet. Bu şekilde geliyor. Hafif de elimizle düzeltiyoruz. Ve modelimizin buradaki çiçeği oluyor. Bu şekilde. Evet. Şimdi mavi ipimizi buradan alabiliriz. Buradaki başlangıç ipini de aldım. Evet. Şimdi tekrar parmağımı doluyorum alt ipimi. Mekikle de yapabilirsiniz bu alt ipi. Tekrar yeşilimle devam edeceğim burada. On bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz. Evet. Burasını 20 tane yaptım. Tekrar kirpik koyuyorum. Evet. 20 tane. Burasının şekli kendi dilinden parmağımızda bu şekilde kavisleniyor arkadaşlar. Dolayısıyla o da bizim çok işimize geliyor. Modelimizi bu şekilde gitmesini sağlıyor. Evet. Evet arkadaşlar, bu güzel çıtı çok harika dolgulu pıtırcıklarımızın, dolgulu çiçeklerimizin yapımı bu şekilde bu kadar güzel. Güzel çalışılıyor, rahat. Yapımı da çok kolay. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yepyeni videolarda buluşma dileğiyle. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar.